sene kadar halk ilişkiler tecrübesi edindim. Sonrasında evlilik, çocuklar araya girince biraz arada bir ara verdim. Ve normalde 4 sene sonra ara vermişliğin bir çekimserliğiyle korkuyor tabii insan, hani hemen bir almazlar, uzun kalmışsındır dışarıda diye. Öyle olmadı. Tam aksine ara vermemin avantajlarını yaşadım açıkçası. Ben 12 yıl ara verdim. Evlendikten sonra çocuklarımı büyütebilmek için 12 sene sonra tekrar bu işe başvurdum. Unuttuğum bilgiler tekrar yüzüne çıktı. Ara ara hani bilmediğim bilgileri bile göstererek, öğreterek bana onları tecrübe edindim. Okulda aldığımız eğitime göre teorikle pratik bambaşka. Burada çalışarak aldığımız eğitim, okulda aldığımız eğitimden bambaşka. Buradaki daha faydalı oluyor. Bu eğitim sayesinde unuttuğum bilgileri tekrardan edindim. Aldığımız eğitim zaten bizim yaptığımız işe yönelik olduğu için bizim bu kişisel gelişimimizi geliştirdi. Yani birçok şey bilmiyordum, birçok şey öğrendim. Meslek edindim, aynı zamanda çalışarak da bu mesleği pekiştirdim. Bu eğitim çok iyi oldu. Mutlu çalışıyorlar. Bir projede yer almak onlar için önemli. Biz de arkadaşlarımızla çalışmaktan memnunuz. Çok özverili, işe bağımlı, güzel bir çalışma ortamı yarattık. Bu program ekiplerimiz arasındaki dayanışma ruhunu canlandırdı, daha güçlendirdi. Mentor ve menti çalışma şekliyle interaktif bir ortamda tüm çalışanlarımızın yeteneklerinin yeniden fark etmesini ve geliştirmesini sağladı. Benim gibi yeni mezun olan kişiler için tüm kanallardan arayışa girmelerini, kendilerine yakışan bir iş bulmalarını, mutlu olabilecekleri ve sevebilecekleri meslekleri bulmalarını öneririm. Benim ve çalışan arkadaşlarımın hani eksik yönlerimizi görmesini sağladığını düşünüyorum. Bunları geliştirmemizi, zaten şirketimizde eksik yönlerimizde talep ettiğimiz doğrultuda kurslara yönlendirme yapabiliyorlar. O yüzden çok etkili oldu diyebilirim. Kayıtlı sistem göçmenler ve ev sahipleri için kendimizi ve geleceğimizi güvence altına aldığımızı düşünüyorum. Kanun haklarımızı ve sosyal haklarımızı güvence altına aldığımızı düşünüyorum. Yani kayıtlı istihdam şöyle önemli. Mesela benim şu an daha dolmamış günlerim var. Bu günlerimi doldurmazsam emekli olamayacağım. Ve ben buraya girdiğimde bana deselerdi ki yani sigortasız çalışacaksın. Böylece sıkıntılı bir durum yani her anlamda. Hastalansam ya da herhangi başka bir emeklilik yaşım geldiğinde emekli olamayacağım. İlerisi için çok önemli. Güvence daha sonrası için. Hani bugün değilse bile yarının güvence altında olduğunu biliyorsun, eminsin ona. Şimdi kayıtsız istihdamda normalde kişinin sosyal güvence haklarından yoksun bırakılması durumunu yatıyor. Bunun önüne geçmek için kesinlikle kayıtlı istihdam sağlanması gerekiyor. Kayıtlı istihdam işçiler için, çalışanlar için öncelikle sosyal güvenlik açısından önemlidir. Emeklilik, hastalık, kaza sigortası gibi haklara sağlamak açısından çok iyi bir şeydir. Hem de çok adil bir iş sahibi olmasını sağlar. Kayıtlı istihdamın önemi çalışanları güvence altına almakla beraber ülkelerin ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Sosyal güvence, kendimizi güvence altına almak en önemlisi. Sosyal haklarımız ve benzeri bir sürü şeyi güvence altına alıyoruz. Sosyal yardımda günümüz şartlarında çok yardıma ihtiyaç duyan insanlar var. Yani bu yüzden sosyal yardımlar çok önemli. Valla geçimini sağlayacak bir maaş, sonra içeride çalıştığı ortamda sosyalleşebileceği, kendisine değer verildiğini hissettiği bir yer. Çünkü insana yakışır iş, sosyal güvence hakları korunduğu, emeklilik hakları korunduğu ve sağlık olan sağlandığı bir işten bahsediyoruz aslında. İş kazası durumunda ya da mesleki hastalıklar oluşması durumunda sosyal güvencenin önemini aslında ortaya orada çıkıyor. İnsana yakışır iş, güvenli açısından, güvenli ortam sahip olan bir iş olması gerekiyor. Hem maliyet açısından hem iş güvenliği açısından iyi bir maaş verilmesi gerekiyor.
Bir de adil olması gerekiyor. Ayrımcılık ve kötü muamele olmayan bir iş olması gerekiyor. İnsana yakışır iş demek, bir kimsenin başka bir insana ihtiyaç duymadan barınma, sağlık, eğitim gibi konularda ve sosyal güvenlik sağlayan iş olduğunu düşünüyoruz. Her birey için sosyal güvence altında olmak temel bir haktır. Temel ihtiyaçlarını mücbir sebeplerden dolayı karşılayamayan herkes için sosyal yardım elzemdir.